Canavar hareketlerde bir ayı daha geride bıraktık. İşte karşınızda son haftanın canavar hareketleri ve ayın ilk üçü. Evet arkadaşlar, canavar hareketlerde Haziran ayının son haftasındayız ve bu haftayla birlikte artık birinci, ikinci, üçüncü belli olacak değil mi? Evet. İsterseniz son haftanın videolarıyla başlayalım. İlk görüntümüz Battlefield 4'ten. Evet. Arkadaşımız orada bir kapışmaya giriyor. O sırada uzaktan bir jet geliyor. Geliyor. Hop. Of. Jet geçti. Yalnız tam nişan aldığın adama bakarken uçağın geldiğini hayatta fark edemezsin zaten. Tam uçak yaklaşırken bütün hayatı böyle film şeridi gibi gözünün önünden geçmiştir büyük ihtimalle. Çok fazla sığmamıştır ama o filmde büyük ihtimalle yani. Sahneler. Çok hızlı gerçekleşiyor arkadaşlar. Aşağı düştükten sonra adama odaklanıyor zaten. Helikopterlerini düşürdükten sonra. Bu da çok sinir bir durumdur. Ateş edersin edersin ölmek bilmez o adam. Yani siz şu anda belki uçağa bakıyorsunuz ama adama baktığınızı düşünürseniz uçak birdenbire karşınıza çıkıyor ve... Oyuncu da şaşırıyor haliyle. Adamın hemencik üstünden geçmiş olması şansına hayatta kalmasını sağlıyor arkadaşlar. Arkasından eskilerin hatırlayacağı Tsubasa'ya geçiyoruz. Ben hatırlamıyorum mesela. Bu kadar eski değilim. Sen oynamadın mı Tsubasa'yı? Çizgi filmlerini izledim en fazla. Oyunlarına yetişemedim. Oyunları da işte hani bunu izleyince zaten oynamış kadar oluyorsun. Çok fazla bir olayı yok zaten. Bayağı modlamış herhalde Türkçe. Çünkü normalde Japonca olurdu. Evet, biraz daha kolay versiyonu. Bunu aslında Japonca oynayacaksın. Orijinali işini layığıyla yapmak o şekilde oluyor. Bu sağa bitmek bilmiyor. Bir tek o. Tsubasa deyince o. Bütün bölüm sağa gidiliyor, koşuluyor. Şimdi burada karakterimiz özel bir atış mı yapıyor? Evet, sürekli paslaşmalarında, şutlarında eğer çok güçlü oyuncularınız varsa bu oyunda, oyuncunun yaptığı açıklama da o yöndeydi. Rakiplerin müdahalelerini bloke edebiliyorsunuz ve rakipler uçuyor. Ve bu oyunda da rakibimiz bayağı oyuncusunu güçlendirmiş. Ve bu maç sırasında attığı her pasta, rakibe karşı yaptığı her hamlede rakiplerini uçuruyor. En sonunda da topu oyuncusuyla buluşturdu, bir şut çekecek. İşte şuta blok koymak istiyorlar, rakip havaya fırlıyor bak gördüğün gibi. Özel bir yetenekle atmış olabilir çünkü bunda bayağı bir yetenek vardı. En son kaleci o da uçuyor. Direkt gol olup. Müziğin aniden böyle dramatik bir şekilde değişmesi falan. Evet, sonra disco topuna döndü. Bu oyunun atmosferi çok başkaydı arkadaşlar. Size de en azından şöyle bir oynayanlar olduysa geçmişe dönük bir böyle bir nostalji olmuştur diyoruz. Sonrasında yine bir başka nostaljideyiz arkadaşlar. Bu sefer Ninja Gaiden 3. Ninja Gaiden 3'teyiz. Final Boss dediğim sahneler daha önce canlı yayınlarda Edward Edonarus bununla ilgili bir çağrıda bulunmuştu. Yapabilen varsa yapsın diye bir arkadaşımız da sağ olsun yapmış ve canavar hareketlere göndermiş. Arkadaşımız hiç hasar almadan yani perfect çekerek oyunun finalindeki bütün bossları arka arkaya deviriyor. İlki de az önce devrildi. Arkasından ikincisine geçti ki ve sonrasında da en büyük bossla da bu durumu yani nihayete erdirdi. Edward da hani böyle az buz oynamaz yani bu tip oyunları. Yani. Canlı yayınlarda zaten genelde bu tip retro seçeneklerinden gidiyor. Ve hani o da böyle başarılı bir şekilde geçemiyorsa yani, arkadaş gerçekten de yani ezberlemiş, olayı çözmüş diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Ve hiç hasar almadan tüm bossları geçip ve üstüne de video çekip bizlere gönderdi. Biz de artık görevimiz diyerekten canavar hareketlerde sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Sonrasında ise Grid 2'deyiz. Evet, haftanın 3 numarası Rizeli 53TR. İlk başta dedim ne olabilir ki acaba burada? Çünkü birebir bir kapışma var ve yolda gidiyorsunuz. Hadi Grid 2'de ne olabilir? Şöyle bir şey olabilir. Arkadaşımız son viraja yaklaşıyor ama o sırada hafiften yoldan çıkıyor. Arabayı toparlayayım derken dedik herhalde gitti. Kaybettim ama yok. Acaba diyorsun ama son anda müthiş bir taklo ile orada burgulu salto yapıp olimpiyatlara aslında onun benzer hedefi şekilde. O şekildeymiş. Evet. Yani şekil bir düz bir bitiriş yapmak istememiş. Plakayı yan kapıya da işlemiş 53. Ben de böyle genelde spin atarım, ters ters geçmeye çalışırım falan ama bu arkadaş biraz da şansının da desteğiyle birlikte herhalde daha bir karizmatik bitirmiş diyebiliriz. Evet, başka boyuta taşımış. Tebrik ediyoruz. Sonrasında ise Street Fighter 4'teyiz arkadaşlar. Evet, YVZ 1984. Kendisi çok güzel bir comeback yapıyor Street Fighter 4'te. Sol taraftaki karakter, yani mavili karakter, bilmeyenler için anlatalım. Kendisi. Kendisi derken Ken diyeceksin sandım bir an. Yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an bayağı bir can kaybetti kendisi Akuma'ya karşı. İkisi de sürekli adoket diye birbirlerini yemeye çalışıyorlar. Aslında birbirlerini de sürekli olarak sınıyorlar. Da bizim oyuncumuz baya geriye düşüyor. Ki daha da düşecek. Burada arkada da... Ama bir yandan da zaten özeli de doldu baya bir. Hayvanat bahçesi mi burası ya? Evet, evet. Zürafalar, gergedanlar... Yok şey burası, de. Afrika düzlükleri. Ama baya iç içe yaşıyorlar maşallah. Zebra var arkada. Şimdi bir tane kaplan gelip saldırıyormuş o zebralar, koşturuyormuş falan. Çok, arka dinamikler. Çok az canı kaldı bu arada. Evet, baya bitecek derken... Buradan sonra da döndürecek. Nasıl döner artık diyoruz ama o... döndürmesini biliyor.
Bir Street Fighter'da evet. Evet. Şöyle bir özel özel ile birlikte Hadouken attı. Vurduğunuz tuşa basılı tutarsanız özel bir tuş kombinasyonuyla daha sert bir müdahale yapma şansınız oluyor. Arkadaşımız da en son bitiriş vuruşunu bu şekilde yaparak güzel bir comeback'e imza atıyor. Ve bu da haftanın ikincisiydi arkadaşlar. Şimdi ise haftanın bir numarasına geçiyoruz. Pro Club modunda genelde alışık olduğumuz şey herkesin topu alıp gitmesidir. Ama burada arkadaşlarımız 4-5 kişi olarak çok güzel bir organize atak gerçekleştiriyorlar. Herkes bir karakteri yönetiyor. Ve esas oyuncumuz da videoyu bize gönderen oyuncu da en sonunda voley ile güzel bir bitiriş yapıyor. Diğer arkadaşlar orada takla atarak sevindiler. Yunus Üzüm bu arada videoyu gönderen kişi de haftanın birincisi oldu. Evet, herkesin bir karakteri, bir futbolcuyu yönetmesine rağmen genelde mahalle maçı şeklinde evet. ilerleyen oynanışı burada profesyonelliğe dökmüş olmaları da ve yani güzel bazen, bir bitirişle de evet, tek online başına, maçta. Tek başına oynarken bile bu kadar organize olamıyorsun. O yüzden böyle 4 kişi olarak bunu yapmalarından dolayı tebrik edelim. Evet arkadaşlar, bunlar Haziran ayının son haftasının canavar hareketleriydi. Şimdi ise biraz yabancı görüntülere geçelim ve sonra da Haziran ayının en iyilerini açıklayacağız sizlere. İlk görüntümüz Metal Gear Solid'den arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Ground Zeroes adında, demo tadında bir bölümü yayınlanmıştı. Ve arkadaş burada öldüreceği kişiye bayağı bir bakıyor. Hani sanki bekliyormuş, hissetmiş gibi bakıyor. Böyle daha iyi atış şansı yakalamışken onu kullanmıyor. Sonra da kaçarken vurayım diyor ve bir taşta iki kuş. Evet, bir adam bir kuş. İki kuş da değil. O karga mıydı ya? Karga gibi bir şey olabilir. Bayağı bir şansına atış yapmış. Başarılı bir atış diyebiliriz aslında. Şansa olsa da. Güzel bir atlayış. Bu da Skyrim'de artık hızlı yolculuk etmenin bir başka yolunu bulmuş arkadaşlar. Atın zaten Skyrim'in atları böyle bir meşhurdur. Düz dağlara tırmanmalarıyla. Ama artık aynı zamanda uçmayı da başarıyorlar arkadaşlar. Dragon'un üstüne zıplayaraktan gayet uzun cana bir yol aldı gördüğünüz gibi. Zaten... Atın beni denizlere dediğimiz şey bu oluyor herhalde. Ve at gitti maşallah. Yumuşak bir iniş yapmaya çabalamış kendisi ama böyle kayalıkları da vurdu, ben öldü dedim. Parantezler atarak falan. Yok. Ama suyun içine girmiş böyle. GTA videoları olur ya. Küçük evet. havuzu tuttururlar yukarıdan helikopterle atlayıp. Ona benzer bir şekilde. Arkadaşın gözleri biraz kirlenmiş. O da gözlük takmadığından olsa gerek. Ama hani sonuçta ulaştı mı ulaştı. Başarılı bir yolculuk geçirmiş kendisi diyoruz arkadaşlar. Ve isterseniz artık Haziran ayının en iyilerine geçelim arkadaşlar. Bu hafta en iyilerden ilk 3'e giren olmadı. Daha önceki haftalardan sıralama değişmedi bu nedenle. Ve üçüncüyle başlayalım arkadaşlar. Üçüncü olan kişi Call of Duty 4 Modern Warfare görüntüsüyle karizmatik bir zıplayışla havada sniper atışıyla kazanıyor arkadaşlar. Bu arada oyuncu. Şunu da belirtelim. Bir önceki yani ayın ilk üçünde daha önceden bulunan video ile bu video arasında çok kaldık ama ikisi de çok güzel hareketler olduğu için ikisini de es geçmek istemedik ve iki adet haftanın ayın üçüncüsü belirledik ve ikisine de ödüllerimiz olacak. Evet, ilk üçüncümüz buydu arkadaşlar. İkinci üçüncümüz ise Battlefield'den geliyor. Hatırlarsanız arkadaşımız helikopteri tamir ederken böyle bir takım oyunu sergilerken helikopterden atlamak durumunda kalıyor. Atladıktan sonra da saldıran helikopteri görüp sonra da böyle bir film sahnesiymiş gibi onun gidiş yönünü tahmin ederekten çok şık bir atış gerçekleştiriyor ki böyle gerçekten çok çok önceden evet. neredeyse hani bir iki saniye falan öncesinden belirlemek bayağı zor bir iş olur. Kendisini buradan tebrik ediyoruz. Kendisi Haziran ayının ikincisi oldu arkadaşlar. Evet, buradan da Haziran ayının ikincisine geçelim. Haziran ayının ikincisinde oldukça zor bir gol vardı. Volkan Özdemir bizim uğraşıp da pek yapamadığımız bir akrep vuruşunu burada online maçta gerçeğe çevirmişti. Sol kanattan içeri sokuldu, arkasından böyle bir akrep vuruşuyla çok estetik bir gol atmıştı. Ve bu golle birlikte ayın ikincisi olmuştu. Tekrar izledik, tekrar gördük. Secdeye de kapandı oyuncu. Tebrik edelim. Ve buradan ise Haziran ayının artık birincisini tebrik etme vaktimiz geldi arkadaşlar. Kendisi Call of Duty oynuyordu. Black Ops'ta sniper ile çekimde izledik. Tabi bu atış da bitmiyordu. Türk bayrağıyla bezeli sniper ile rakiplere korku salmaya devam ediyor kendisi. Ki Search and Destroy modu da oldukça zordur. Genelde kaliteli evet, oyuncular evet. oynar. Evet, ikinciyi de aldı arkadaşlar. Temkinli bir şekilde ilerliyor ama gayet de seri aynı zamanda. Yani çok efektif kullanıyor karakterini. Hem elinde sniper'ı var hem temkinli bir şekilde ilerliyor. Adamları da kaçırmıyor hiçbir şekilde. Hakikaten bordo bereli edasıyla ilerliyor. Bu arada arkadan arkadaşı geliyor. Ses kasıyor belli ki. Oradan şey bir ses ama, geldi döndü. Aslında haritada görebiliyordu. Heh bak evet. şey. İki kişiyi daha aldı oradan. Takım arkadaşı gidince. 3, 4, sayamadım cümleye kaç oldu. Cümleye başlıyoruz. Cümle bitene kadar iki adam ölmüş oluyor. Bak bak. Oy oy. Artık daha ne yapsın? Evet, gördüğünüz gibi kesinlikle hak eden bir oynanış videosu arkadaşlar.
ve Haziran ayının birincisi olaraktan bizden istediği oyunu alıyor. Aynı zamanda bizden ikinci ve üçüncü olanlar da istedikleri oyunları alacaklar arkadaşlar. Ama onlarınki biraz daha alt kademe oyunlar olacak. En iyi görüntülerinizi bizlere göndermeye devam edin diyoruz arkadaşlar. Sizler de Temmuz ayının birincisi olmak, ikincisi olmak veya üçüncüsü olmak için gayretlerinizi gösterin ve bizlere videolarınızı gönderin diyoruz. Hareketleri gördünüz. Eğer ben daha iyisini yaparım ve ayın sonunda da bu yarışmadan ödülle ayrılırım diyorsanız en canavar hareketlerinizi gönder@bölümsonucanavar.com adresine yollayın. Detaylı açıklamayı her zaman olduğu gibi videonun altında bulabilirsiniz. Bizden bu aylık bu kadar.